Sevgili arkadaşlar, kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 10. sınıf tarih dersimizin 1. dönem 2. yazılı soruları cevaplarını yapacağız. Birinci sorumuza başlayalım. Doğudan gelen Moğol tehlikesini yakından takip eden Anadolu Selçuklu hükümdarı 1. Alaaddin Keykubat bu tehlikeye karşı tedbirler almayı ihmal etmemekteydi. 1. Birinci Moğol tehlikesine karşı 1. Alaaddin Keykubat'ın aldığı tedbirler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır? Konya, Kayseri ve Sivas kentlerinin surlarını onarttı. Bizanslarla mücadele etti. Anadolu'ya gelen Türk boylarını Doğu Anadolu'ya yerleştirdi. Eyyubiler ve Abbasi halifesiyle iyi ilişkiler kurmaya çalıştı. Harzemşahlara destek verdi. Evet, 1. Alaaddin Keykubat Moğol tehlikesine karşı hangisini yapmamıştır? Burada Bizanslılarla mücadele etti maddesi yanlış bursa. Yukarıda özellikleri verilen Anadolu'daki demografik güç aşağıdakilerden hangisidir? Dünyanın ilk kadın teşkilatıdır. Kimsesiz genç kızları himayesine almış, onları eğitmiştir. Kimsesiz ihtiyar kadınların bakımını üstlenmiştir. Genç kızların evlendirilmesine yardımcı olmuştur. Gaziyan-ı Rum, Abdalan-ı Rum, Bacıyan-ı Rum, Ahiyan-ı Rum, Fatihan-ı Rum. Evet, bu özellikleri gerçekleştiren kurum sevgili arkadaşlar Bacıyan-ı Rum'dur. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu erenlerinin Anadolu coğrafyasına yaydıkları özelliklerden biri değildir? İnsan sevgisini yaymak, çocuk haklarını geliştirmek, toplum düzenini sağlamak, Türk dilinin yaygınlaşmasını sağlamak, herkese eşit bir şekilde davranmak. Çocuk haklarını geliştirmek gibi bir görevleri yoktu. Cevabımız Bursa. Anadolu'da hoşgörü tohumlar eken, ülkede birlik ve beraberliği sağlamak için büyük çaba harcayan Anadolu erenleri denilen Türk büyükleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu Türk büyükleri arasında gösterilemez? Kadı Burhanettin, Mevlana, Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre, Hacı Bayramı Veli. Kadı Burhanettin erenlerden değildir. Cevabımız Adana. 5. Köse Dağ Savaşı sonrasında Anadolu Selçuklu hükümdarı 2. Gıyasettin Keyhüsrev, Moğol komutanı Bahçun Oyan'a elçiler göndererek barış istedi. Yapılan barış anlaşmasının aşağıdaki sonuçlarından hangisinin Anadolu'da yaşayan Türkler için olumlu bir sonuç içerdiği söylenebilir? Anadolu'da can ve mal güvenliği kayboldu. Ticaret yolları önemini kaybetti. Önemli şehirler tahrip edildi. Bilimsel ve kültürel faaliyetler durdu. Batı Anadolu bölgesine göç eden Türkler buraların Türkleşmesini hızlandırdı. Cevabımız tabii ki Edirne. Batı Anadolu'da ne yaptı? Türkler buralara yerleşerek Türkleşmesini, İslamlaşmasını hızlandırdı. Türkiye Selçuklarının son dönemlerinde batıdaki uç beyliklerinin nüfusunun artmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi öncelikle gösterilebilir? Gaza anlayışı, Moğolların baskısı, Batı Anadolu'nun zenginlik kaynağı olması, Selçuklu Devleti'nin güçlenmesi, Bizanslarla savaşma arzusu. Cevabımız Moğollar baskısıdır. Köse Dağ Savaşı aşağıda verilen devletlerden hangileri arasında yapılmıştır? Moğollar Türkiye Selçukları, Eyyubiler Haçlılar, Memlükler Bizanslar, Harzemşahlar Moğollar, Bizanslar Türkiye Selçukları. Bu sorumuzun cevabını siz değerli arkadaşlarımızdan bekliyoruz. Yorumlara yazalım. Doğru bilen arkadaşları beğeneceğiz. Yedinci sorumuzun cevabı sizde. Moğol istilası sonrası Anadolu'nun siyasi durumu için aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir? Devlet adamları Moğollar tarafından atanmıştır. Otorite boşluğu oluşmuştur. Selçuklu sultanları Moğollara haraç vermiştir. Moğol etkisindeki Türkler benliklerini kaybetmiştir. Moğollar Anadolu'da siyasal birliği parçalamıştır. Söylenemez dediği için cevabımız burada Denizli Moğol etkisinde Türkler benliklerini kaybetmiştir maddesi yanlış. Köse Dağ Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan beylikler bağımsızlıklarını ilan ederek bulundukları bölgeleri kendi adlarını yönetmeye başlamışlardır. Buna göre Anadolu'da siyasi birliğin bozulduğu, Türkiye Selçuk Devleti'nin yıkıldığı, beylikler arasında ekonomik rekabetin yaşandığı, beylikler arası siyasi mücadele yaşandığı yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
Burada sevgili arkadaşlar Anadolu'da siyasi birliğin bozulduğu maddesine ulaşabiliyoruz. Cevabımız Adana. Anadolu'da 1243'te meydana gelen Köse Dağ Savaşı ile Türk birliği bozulmuş, Moğolların siyasi gücü Anadolu'ya etkisini almış, Selçuklu hükümdarı vergi veren ve Moğollar tarafından atanan eyalet valileri haline gelmişlerdir. Bu duruma göre Anadolu Selçuklu sultanları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Anadolu'da merkezi otorite güçlenmiştir, egemenlikler etkisini yitirmiştir, sultanlık sembolik hale gelmiştir, sultanlar Moğollara bağlı olmak zorundadır, hükümdarın yetkisi sınırlandırılmıştır. Cevabımız söylenemez dediği için Anadolu'da merkezi otorite güçlenmiştir maddesi yanlış. Aşağıdakilerin hangisi bu dönemde devlet içinde karşılaşılan zorluklardan birisidir? 1. Mehmet, Fetret devrinden sonra Anadolu'da siyasi birliği tekrar sağlamaya çalışırken aynı zamanda devlet içerisinde birçok farklı zorlukla da mücadele etmek zorunda kalmıştır. Nedir onlar? Doğudan Timur tehlikesinin gelmesi, Şeyh Bedrettin İhsani'nin yaşanması, Karamanoğullar ile mücadele edilmesi, Venediklerle deniz savaşı yapılması, Eflak ve Bosna'nın tekrar Osmanlı hakimidir kabul etmesi. Hangisi devlet içindeki zorluklardan birisidir? 1. Mehmet döneminde Şeyh Bedrettin isyanı. Haçlılar 2. Murat'ın küçük yaştaki oğlu Mehmet'i tahta geçirmesini fırsat bilerek Osmanlı Devleti ile yapmış oldukları Edirne Seged'in anlaşmasını bozmuşlardır. Aşağıda verilen savaşlardan hangisi bu anlaşmanın bozulması üzerine yapılmıştır? Sırp Sındığı, Nibolu, 1. Kosova, Varna, 2. Kosova. Buradaki savaş hangisiydi? Varna Savaşı. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde devlet adamları kendilerine bazı temel politikalar belirlemişlerdir. Aşağıdakilerin hangisi kuruluş dönemi temel politikalarından birisi değildir? Balkanlara doğru fetihlerde bulunma, İslam birliğini sağlama, Anadolu'da Türk birliğini kurma, merkezi otoriteyi güçlendirme, fethedilen yerlere Türkleri yerleştirme. Değildir diyor sevgili arkadaşlar. Hangisi olmaz burada? Bursa şıkkı değil mi? İslam birliğini sağlama, o daha sonra gerçekleşecek faaliyetlerden. Karesioğullar Beyliği'nin Osmanlı Devleti'ne katılmasının sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Anadolu'da siyasi birliğin sağlanması kolaylaştırmıştır. Osmanlıların Rumeli'ye geçmesini kolaylaştırmıştır. Osmanlıların denizlere açılmasını kolaylaştırmıştır. Ahilerin desteği kazanılmıştır. Anadolu'da Osmanlı hakimiyetinin güçlenmesini sağlamıştır. D maddemiz ahilerle ilgili değildir. Cevap Denizli. 15. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların Balkanlardaki fetihlerini kolaylaştıran sebeplerden birisi değildir? Balkan devletlerinin iç anlaşmazlıklarını başka devletlerin yardımıyla çözmeye çalışmaları, Osmanlıların tutarlı dış politika izlemeleri, gerekli askeri gücün yalnız Osmanlılarda bulunması, Balkan devletleri içinde Osmanlılarla ittifak yapmak isteyen grupların bulunması, Ortodoks Hristiyanların Katolik Hristiyanlarla birleşmek istemesi. Evet, yine değildir dediği için E maddemiz Ortodoks Hristiyanların Katoliklerle birleşmek istemesi söz konusu değildir. Osmanlı Devleti Balkanlarda izlediği İskan politikasıyla 1. Aile arasındaki anlaşmazlıkların önlenmesi, 2. Balkanların Türkleşmesinin sağlanması, 3. Halkın vergilerinin hafifletilmesi, 4. Ordunun güvenli biçimde ilerlemesi amaçlarından hangilerine ulaşmak istemiştir? Burada 3. maddemiz hariç diğerlerini hedefliyor. Cevabımız 1, 2 ve 4'tür. Cevap Bursa. Osmanlı Devleti'nin düşmanlarıyla her fırsatta işbirliği yapmıştır. Osmanlı Devleti ile yaptığı anlaşmalara uymamıştır. Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanmasına engel olmuştur. Yukarıda özellikle verilen beylik aşağıdakilerden hangisidir? Saruhanoğulları, Germiyanoğulları, Hamitoğulları, Karamanoğulları, Menteşeoğulları. Evet, bu beyliğimiz Karamanoğullarıdır. En çok Osmanlı'ya sorun çıkaran beyliktir Denizli. Yukarıda özellikleri verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir? Batuhan tarafından kurulmuştur. Egemenliği altındaki Kıpçaklar tarafından Türkleştirilmiştir. Timur tarafından yıkıldıktan sonra Rusya'ya giderek güçlenmiştir. Hangi devlet bu 18. sorumuzdaki devletimiz? Celayirliler, Karakoyunlular, Altın Ordu, İlhanlılar, Babürlüler. Cevabımız Altın Ordu.
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Sırp sındığı savaş Anadolu'da Türk birliğinin sağlanması önemli bir adım atılması. İkinci Kosova, birinci Murat'ın şehit edilmesi. Niğbolu Edirne'nin fethedilmesi. Ankara, Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin bozulması. Varna, Osmanlı'nın Balkanlardaki hakimiyetinin kesinleşmesi. Evet, doğru olan maddemiz Ankara Savaşı. Niçin Anadolu Türk Siyasi Birliği bu savaşla birlikte bozulmuştur? 21. Yukarıda özellikleri verilen devlet hangisidir? 14. yüzyılın ortalarında Diyarbakır çevresine kurulmuştur. Osmanlılara karşı Memlükler ve Timur'la ittifak yapmıştır. Şah İsmail tarafından ortadan kaldırılmıştır. Kadı Burhanettin, Harzemşahlar, Karakoyunlular, Zengiler, Akkoyunlular. Buradaki devlet de Diyarbakır'da Akkoyunlular. Aşağıdakilerin hangisi Çelebi Mehmet dönemi olaylarından biri değildir? Karamanoğulların hakimiyet altına alması, Şeyh Bedrettin isyanı, Mustafa Çelebi isyanı, Şehzade Mustafa ayaklanması, ilk Osmanlı-Venedik Deniz Savaşı. Şehzade Mustafa Paşa ayaklanması değildir. Şehzade Mustafa sevgili arkadaşlar 1402 Ankara Savaşı sonrasında babası Yıldırım Beyazıt ile biliyorsunuz Timur'a esir düşüyordu. Mustafa Çelebi bir süre sonra Anadolu'ya geri dönerek tahta hak iddia ediyor ve isyan başlatıyor. Osmanlı Devleti'ni zor bir duruma sokmuştu Şehzade Mustafa Paşa. II. Murat döneminde bu olay yaşanıyor. Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin özelliklerinden birisi değildir? Vakıf kurumlarının giderlerinin karşılanması, hazineden para çıkmadan taşra ordusu oluşturulması, toprakların vergi gelirlerine göre sınıflandırılması, memurların maaşlar için mali kaynak oluşturması, tımar sahiplerince her 3000 akçe için cebelü denilen asker yetiştirilmesi. Değildir diyor sevgili arkadaşlar. A maddemiz vakıf kurumlarının giderlerinin karşılanması tımar sisteminin özelliklerinden değildi. Osmanlı Devleti'nde 3 yıl üst üste toprağını ekmeyenlerin dirlikleri elinden alınarak başkasına verilmiştir. Osmanlı Devleti'ndeki bu uygulama aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yönelik değildir? Üretimde sürekliliği sağlamak, çiftliklerin bölünmesine engel olmak, devlet otoritesini kuvvetlendirmek, devletin asker kaybına mani olmak, ülke ekonomisini güçlü tutmak. Burada çiftliklerin bölünmesine engel olmak gibi bir hedef yoktu. 24. Avrupa'da feodalite sistemi içerisinde köle, çiftçi sınıfı görülürken Osmanlı Devleti'nde uygulanan tımar sistemi içerisinde böyle bir yapı oluşmamıştır. Tımar sisteminin uygulandığı Osmanlı Devleti'nde feodal bir yapı oluşmamasının nedeni aşağıdakilerin hangisidir? Oluşmamasının dikkat edin. Toprak mülkünün devlete kullanım hakkının köylüye ait olması. Topraklarda ürün çeşitliliğinin sağlanması. Köylüye ürünlerini pazarlama hakkının verilmesi. Çiftçilerden toprak kirası alınması. Toprakların gelir miktarına göre sınıflandırılması. Cevap Adana, toprak mülkünün devlete kullanım hakkının köylüye ait olması. 25. sorumuz. Yukarıdakilerden hangileri tımar sisteminin faydalarındandır? Üretimde süreklilik sağlanması, atılı askeri birlik yetiştirilmesi, merkezi otoritenin güçlenmesi, gelirlerin doğrudan hazineye aktarılması. Sevgili arkadaşlar, üretimde süreklilik sağlanmıştır, atılı askeri birlikler yetiştirilmiştir, merkezi otorite güçlendirilmiştir. Ancak hazineye doğrudan gelir gelmesi söz konusu değildi. 1, 2 ve 3. maddelerimiz doğru. Cevap Ceyhan. Sevgili arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Kanalımızda diğer sözel ve dini derslerimizin içeriklerine ulaşıp izleyebilirsiniz. Hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz.